Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar olsun değerli izleyenler. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in günleri tıkır tıkır geçiyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan insanlarımız oruçlarını güzellikle tutuyorlar. Bu senenin havası, bu senenin doğallığıyla maşallah böyle geçen rahatlıkla yaşadığımız bir Ramazan'ı da idrak ediyoruz. Değerli izleyenler, bu akşam iftara doğru programımızda değerli hocam, sevgili büyüğüm, Profesör Doktor Ramazan Ayvalı Bey ile sohbetimizi yapacağız inşallah. Yine ben WhatsApp hattımızı belirteyim. Dünden kalan sualler, yeni gelecek sualler de cevaplanacak hocamız. 0546 780 80 80 nolu hattımıza sualleri bekliyoruz. Sevgili Ramazan Hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah-u Teala hamdü senalar olsun. Sağlık afiyetteyiz. Maşallah. Ayaktayız, hayattayız. Ne kadar şükretsek azdır. Orucumuzu tutuyoruz, namazımızı kılıyoruz. Bundan iyisi can sağlığı efendim. Elhamdülillah, maşallah. Değerli izleyenler, dün Ramazan Hocam dedi ki bir sualin cevabını akşam çalışacağız, iyice araştırıp getireceğiz dedi. Neydi efendim o sual? Şafii mezhebine bakıp, evet, İmam-ı Şafii seferlik müddeti ne kadardır? Seferlik müddeti. Evet, 69 kilometre. 69 kilometre. Onu yazalım Anıl Beyciğim. Evet efendim. Şafii mezhebindeki arkadaşlara sordum, bir müftiye sordum. Öyle söyledi efendim. İmam-ı Şafii Hazretlerine göre evet efendim. İhtiyat edenlerin seferlik kilometresi 69 kilometre. Hanefi'de 104 kilometre. Evet efendim. Evet. Şimdi efendim bir diğer sualden önce başka bir konumuz var, çok önemli. Değerli izleyenler, bu akşam sizlere çok güzel bir vakıftan bahsedeceğiz. Hizmet Vakfı'ndan. İstanbul Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı. Ve bu vakfa bağlı İstanbul İslami İlimler Akademisi neler yapıyor? Hangi hizmetlerde bulunuyor? Çünkü bu olayda sevgili Ramazan Ayval hocamız İstanbul Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı'nın mütevellit başkanı, aynı zamanda da İstanbul İslami İlimler Akademisi'nde başkan oluyorlar. Efendim inşallah önce 2 dakikalık bir görüntümüz var. Onu izleyelim. Bu güzel hizmetleri bir yerinde görelim. Daha sonra sohbetimize devam edelim izin verirseniz. Peki efendim. Evet. Hayır. Efendim işte bu VTR'mizi izliyoruz. Bir arının kursağını bir kez nektarla doldurması için binlerce çiçeği ziyaret etmesi gerekir. Tıpkı bunun gibi bazı kitaplar yazılırken de binlerce kitabın okunması gerekir. İslam coğrafyasında yetişen alimlerin mürekkebinden izler taşıyan kitaplar da ruha şifa verir. İstanbul Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı işte bu maksatla kuruldu. Profesör Doktor Ramazan Ayvalı hocamız tarafından kurulan vakfın bir tek gayesi var. Gençleri doğru kaynağa eriştirecek bir yol haritası oluşturmak. 1990'lı yıllarda İmam Hatip ve İlahiyat öğrencisi yetiştirmek için oluşturulan bir projeyle başlayan çalışmalar her geçen gün büyüyor. İstanbul İslami İlimler Akademisi'nin kurulmasıyla birlikte faaliyet alanını genişleten vakfın hedefi, üniversitelerde akademisyenlik, Diyanet Teşkilatı'nda müftü, vaiz ve imam hatiplik yapabilecek yetkin kişiler yetiştirmek. Yegane hedefi ilim öğrenmek olan bu gençlerimizin bütün ihtiyaçları, hayırseverlerin katkılarıyla vakfımız tarafından karşılanmakta olup, kendilerine değişik miktarlarda burslar da verilmektedir. Marmara Cami ve Eğitim Külliyesi de bu çalışmaların en yeni müjdesi olarak geliyor. Temelleri 2022 yılında atılan külliye, hayatın hemen her alanını kuşatacak bölümleriyle herkesin yeni buluşma merkezi olmaya hazırlanıyor. Çok yönlü bir ilim yuvası olmaya hazırlanan külliye, milli ve manevi değerlere bağlı, İslami ilimlerde referans kaynağı olacak bilim insanlarının yetiştiği ve insanımızın dini, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını kaliteli ve güvenilir bir şekilde karşılayabileceği bir mekan olmaya hazırlanıyor. Bu oluşumun temelinde çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapmak için hissedilen bir mecburiyet, ecdadın mirasını hak edebilmek için bir mesuliyet var. Gelin gençlerimize hep beraber sahip çıkalım. Evet efendim. Şimdi tanımakta fayda var. Bilelim efendim. Ziya Osman Beyciğim, çok kısa olarak ben özetlemeye çalışayım. 2015 yılında 46 sene üzerinden yaş haddinden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli olunca
biz İstanbul Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Vakfı diye bir vakıf kurduk. Siz boş duramazsınız, imkanı yok. Evet, bizim emekliliğimiz malum teneşir tahtasında, kabirde. Allah gecinde versin efendim. Bu vakfa bağlı olarak da İstanbul İslami İlimler Akademisi kurduk. Aczane hem vakfın hem akademinin başkanlığını yapıyorum. Şunu büyük bir iftiharla ifade etmek isterim. Mütevelli heyetindeki bütün arkadaşlar vakıf ruhuyla çalışıyorlar. Çok güzel. Yani bencileyin hiçbirisi de ücret almıyorlar efendim. Şimdi bizim buranın 3 safhası var. Bir, açık imatip lisesinde okuyan öğrencilerimiz var. 9, 10, 11, 12. sınıflardaki çocuklar. Ön lisans mezunu, ilahiyat tamamlamada okuyan, lisansta okuyan talebelerimiz var. Üçüncüsü yüksek lisansta okuyan talebelerimiz var. Yüksek lisans yapan talebelerimiz var. Bakın orada videoda da geçti. Öğrencilerimizin barınmaları bize ait. Ücret vermiyorlar. Yok. Yeme içmeleri bize ait. Ücret yok. Üstelik biz onlara burs da veriyoruz efendim. Maşallah. Seviyesine göre. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Para nereden geliyor efendim size? Allah-u Teala razı olsun. İş adamları sahip çıkıyorlar. Sponsorluk yapıyorlar. Hayırseverler gönderiyorlar. Biz de gölün taşıyla gölün kuşunu vuruyoruz. Onlardan aldıklarımızı bu çocuklarımıza veriyoruz. Çok güzel. Hedef ne? Orada da geçti. İlahiyat fakültelerinde akademisyen yetiştirmek. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nda müftü, vaiz, Kur'an-ı Kerim kursu hocası, İmam Hatip yetiştirmek. Milli Eğitim Bakanlığı'nda din kültür ahlak bilgisi hocası, İmam Hatip okullarında meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek. Yurtlarda yüksek tahsil yurtlarında efendim idareci ve eğitimci yetiştirmek. Mesela İhlas Vakfı'nın efendim onlarca yurdu var. Yurt içinde, yurt dışında değil mi efendim? Tabii ki. Buralara eleman al. Gazetelerde yazı yazacak. Radyolarda, televizyonlarda konuşma yapacak. İnsanlar lazım. Türkiye'de, Türk Cumhuriyetlerinde ve İslam aleminde hizmet edecek, itikadı düzgün, ameli salih, ahlakı mazbu, ahlakı güzel, idealist gençler yetiştirmek istiyoruz. Bakın sevgili Peygamberimiz 23 senede 150 bin sahabe-i kiram yetiştirdi. Bunlardan 10 bini Medine-i Münevre'de Cennetül Baki'de, 10 binde Mekke-i Mükerreme'de Cennetül Mualla'da kalan 130 bin kişi başka ülkelere gitmişlerdir. Biz bir ara burada bahsetmiştik. Ben Sibirya'da Perm şehrinde konferans vermeye gittim. Gittiniz yani Sibirya'ya gittiniz. Gittim efendim. Kaç derece soğukluğu? -65 derece oluyor efendim. Evet. -65 derece oluyor. Orada Eshab-ı Kiram kabirlerini ziyaret ettik. Oraya gitmiş mi Eshab-ı Kiram efendim? Gitmişler efendim. Allah Allah. Ve bakın Dağıstan'ın Derbent şehrine gittik. 40 tane sahabe-i kiramın kabirini ziyaret ettik. Özbekistan Semerkant şehrinde sevgili peygamberimize en çok benzeyen 7 kişiden, onu yıkayan 5 kişiden, kabre koyan 3 kişiden biri olan amcazadesi Kusen bin Abbas Hazretleri'ni ziyaret ettik. Ya Osman Beyciğim bunlar uçakla gitmediler, hızlı trenle gitmediler. Otobüs, minibüs, taksi... Deve sırtında gittiler. Ha? Gitmediler. At sırtında, deve sırtında gittiler. Evet. Niçin gidilir oralara aziz kardeşim? Artı 60-65 derece sıcaklıktan, -60-65 derece burudete, soğukluğa niçin gidilir? Ancak ve ancak ilahi kelimetullah için gidilir. Allah-u Teala'nın dini öğretmek için gidilir. İşte o kıymetli insanların torunları olan bu insanlarımızın İslamiyet'e sahip çıkmalarını, İslamiyet'i dünyanın her tarafına yaymalarını arzu ediyoruz. Allah-u Teala'nın bu yegane bozulmamış hak dinini bu yavrularımız efendim doğru bir şekilde öğrensinler. Milletimizin çocuklarına başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerine, İslam alemine hatta bütün dünyaya doğru bir şekilde öğrensinler diye arzu ediyoruz. Bakın ben burada şunu da ifade etmek isterim. Zeki, çalışkan, kabiliyetli gençler olabilir. İmkanı olmaz. Okuyacak yer bulamaz. Bu yavrularımız gelsinler. Barımıza basalım. Barınmaları bizden, yeme içmeleri bizden. Demin de söylediğim gibi üstelik bursla. Hiçbir masrafları yok. Hiçbir masrafları yok. Her şey sizden. Her şey bizden. Kaç kişilik bir kontenjanınız var sevgili hocam? Efendim şu anda yani 50 kişi çok okutuyoruz güzel. Ama
yeni inşaat yapıyoruz. Cami ve külliye yapıyoruz. O cami ve külliye yapılınca asgari 100 kişi olacak. Çok güzel. Onu çoğaltma imkanı var. Bu yavrularımıza sahip çıkmak istiyoruz. Şerefli ecdadımız Osmanlıları, şerefli ecdadımız Selçukluları, yine Karahanlılar, Gazzerler, Timuroğulları, Babiroğullarını iyi öğrensinler. Tarihlerini bilsinler, kültürlerini bilsinler, medeniyetlerini bilsinler. Yeni teknolojiyi takip etsinler. En iyi bir şekilde Arapça öğrensinler, en iyi bir şekilde İngilizce öğrensinler. Yani bütün teknolojiyi takip etsinler istiyoruz. Şimdi tabii bu gayri resmi bir müessese. İmtihanlara gidip okullarda giriyorlar. İmatip okullarında giriyorlar. İlahiyat fakültelerinde giriyorlar. Ama biz de ilaveten Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde okutulan dersleri alıyorlar. Bakın efendim, Kur'an-ı Kerim, Arapça, tefsir ve usulü, hadis ve usulü, akaid, kelam, fıkıh ve usulü, feraiz, siyer ve İslam tarihi, ahlak ve tasavvuf, Osmanlıca, İngilizce gibi dersler okutuluyor. Akademisyen olacak olan arkadaşlara bu imkanı sağlıyoruz. Yani Dışişleri Başkanlığı Teşkilatı'nda görev alacak arkadaşlara o imkanı sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alacak arkadaşlara o imkanı sağlıyoruz. Diğer sivil toplum kuruluşlarında ben idareci, eğitimci olmak istiyorum diyen kardeşlerimize o imkanı sağlıyoruz. Ben basın yayın organlarında efendim yazılar yazacağım, radyolarda, televizyonlarda konuşmalar yapacağım diyen arkadaşlarımıza o imkanları sağlıyoruz. Bakın bizim asistanlarımız var. Evet. Her ay ilmi bir makale yazıyorlar. Her hafta biz satır satır o yazdıkları müsveddelerini dinliyoruz. Tahsiller yapıyoruz. Yani böyle hayatı hazırlamaya çalışıyoruz. Biz hizmete talibiz. Milletimizin temiz fertlerine talibiz. Yani hatta bir Seyit Efendi geldi bana dedi ki hocam çocuğumu getirdim. Eti senin kemiği benim dedi. Evet. Seyit Efendi biz emanete riayet ederiz dedim. Etiyle kemiğiyle teslim aldığımız çocuğu hiç parçalamadan bütün bir şekilde etiyle kemiğiyle iade ederiz dedim efendim. Maşallah. Çocuklarını getirsinler, bizlere teslim etsinler. Allah-u Teala'nın izniyle en güzel şekilde onları yetiştirmeye çalışalım. Ailelerine, milletimize, memleketimize, vatanımıza, devletimize, Türk Cumhuriyetlerine, İslam alemine, bütün insanlığa faydalı unsurlar inşallah, olmalarını inşallah. Evet. Arz ediyoruz efendim. Bir de sonra size bir sürpriz yapacağım. Hayır efendim. Sürprizin de adını söyleyelim. Yalvaç. Isparta'nın Yalvaç ilçesi. Yani sizin doğduğunuz, büyüdüğünüz, soyunuzun, sopunuzun, cedinizin olduğu yere gideceğiz. Bugün 10 asırlık Osmanlı çınarını inşallah ekrana getirmeye çalışacağız. Yalvaç'ın neyi meşhurdur? Yemeği, ekmeği, evliyası tek tek konuşacağız. Sürprizim bu efendim. Nasıl? Bugün benim yüreğimi hoplatmaya niyetlisin demek ki efendim. Hay efendim. Hay hay. Bahsedelim efendim. Evet. Şimdi efendim dediniz ki Peygamber Efendimiz'e benzeyen yüzüyle, biçimiyle 7 kişi vardı. Ben hiç bugüne kadar bunu öğrenmemiştim, duymamıştık. Birkaç tanesini sayalım efendim. Çok iyi olur efendim. Seviniriz. Birisi Hazreti Hasan Efendimiz. Hazreti Hasan Peygamberimizin mübarek torunu. He. Ali Efendimizin büyük oğlu. Hazreti Hüseyin Efendimizin abisi. Tıpatıp Peygamber Efendimiz'e benziyormuş. Yüz ifadesi olarak. Yüz ifadesi. Öyle mi efendim? Evet, fiziki açıdan. İkincisi, bu amca zadesi Kusem bin Abbas Hazretleri. Evet. Hatta Semerkant'ta Şah-ı Zinde kabristanı var. O kabristanda bu Kusem bin Abbas Hazretleri'nin türbesine o giriş kapısının üzerinde şu ibare yazılı. Kalen nebiyyül Arabiyyül Kureşiyyül Haşimiyyül Mekkiyyül Medeni aleyhisselam El Kusem ibnül Abbas Eşbehün nasi bi halkan ve hulukan. Arabi, Kureşi, Haşimi, Mekki, Medeni Muhammed aleyhisselam buyurdu ki Kusem bin Abbas gerek fiziki açıdan hılkat bakımından, gerekse ahlak bakımından,
insanların bana en çok benzeyenidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabre koyan, onun mübarek yüzünü en son gören, onun cesedi şerifine en son temas eden zattır efendim bu. Abdullah İbni Abbas Hazretleri'nin kardeşidir. Bir başka benzeyen kişi Mus'ab bin Umeyr Hazretleri'dir. O da Medine-i Münevvere'de Uhud şehitliğinde Seyyid-i Şüeda Hazreti Hamza Efendimiz ve onun yeğeni şehit Abdullah bin Cahş Hazretleri ile birlikte metfun. Önde 3 kişi metfun, geride 70 kişi metfun. Evet. Hatta Mus'ab bin Umeyr Hazretleri'ni şehit ettiklerinde kafirler o Uhud Harbi'nde naralar atmışlardır. Muhammed'i öldürdük demişlerdir. Peygamber Efendimiz de ses çıkarmayın demiş. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz tahammül edememiş. Behey kefereyi fecere takımı. Sevgili Peygamberimiz de hayattadır. Ebu Bekir Efendimiz de hayattadır. Ben de hayattayım diye narayı basmıştır efendim. İşte o Mus'ab bin Umeyr Hazretleri fiziki açıdan Peygamberimize çok benzediği için o şehit edilince Peygamberimizi öldürdüklerini zannetmişlerdi. Allah Allah. Evet. Allahu Teala'nın kudretinin büyüklüğüne bakınız ki ya Osman Beyciğim. Evet efendim. Kainat yaratıldığından bu yana gelen insanların parmak izleri birbirine benzemiyor. Bir. Sesleri benzemiyor. Yüzleri benzemiyor. Milyarlarca insan gelmiş geçmiştir. Hatta tek yumurta ikizlerinde dahi püf noktaları vardır efendim. Evet. Benim çok yakın dostlarım var. Tek yumurta ikizi. Ama evvelallah hiç yanılmadan rahatça ayırırız efendim. Bakın yüzler birbirine benziyor. Ama buna rağmen ayrım noktaları vardır. Püf noktaları vardır. Bu da Allah-u Teala'nın kudretinin büyüklüğünün delildir efendim. Evet. Efendim bir şey merak ediyoruz. Peygamber Efendimiz'in yüzünün, boyunun, posunun anlatımı var mı? Var efendim. Ona, biraz bahsetseniz. Ona Yüce Efendimiz'e. Hilye-i Şerife. Evet. Hilye-i Saadet deniliyor. Hilye-i Saadet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok uzun boylu değildi. Çok kısa da değildi. Çok şişman da değildi. Çok zayıf da değildi. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz bunu anlatıyor. Çok nurani yüzlü idi. Buğday benizli idi. Sakalı şerifleri evet. Kavda-i vahide yani şöyle şuradan itibaren tutunca böyle bir tutamdı. Çene altından tutunca böyle iki parmaktı. Saçları bütün yüzündeki sakal evet, iki. Saçları adeta ondüle gibi idi. O peygamberliği bildirilmeden evvel uzun saç bıraktığı olmuştur. Böyle omuzlarına kadar düştüğü olmuştur. Ama peygamberlikten sonra saçlarını kesmişlerdir. Efendimizin mübarek yüzü ay gibi parlardı. Bir de her kimin yanında dursa ondan uzun görünürdü efendim. Allah Allah. Orta boylu olmasına rağmen ondan uzun görünürdü. Kim olursa olsun. Evet evet. Boyu ne olursa olsun. Evet evet. Miladi 61 yaşında, Hicri Kameri 63 yaşında vefat buyurdu. O serveri alem, Seyyidül Kevni, iki cihanın efendisi, Resulü Sekali, insanların ve cinlerin peygamberi, Mahbubi Rabbil Alemindir, alemler Rabbinin Mahbubu Habibidir. Efendim yetim olarak dünyaya geldi. Daha annesinin karnındayken babası Hazreti Abdullah vefat etti. Sonra bir 5 sene Beni Sa'd yurdunda Halime Es-Sadiye annemizin yanında süt çocuğu olarak kaldı. 5 yaşındayken Halime radıyallahu anh'a evet. Getirdi. Öz annesi Hazreti Amine radıyallahu anh'a teslim etti. O da yavrum Medine-i Münevvere'de dayılarım var. Gel seninle oraya gidelim dedi. Ziyaret ettiler. Dönüşte Evva denilen mevkide vefat etti annesi de. Babadan yetimdi. Bir de anneden öksüz oldu. Dadıları, hizmetkarları Ümmü Eymen getirip Hazreti evet. Abdülmuttalib'e dedesine teslim etti. 2 sene de onun yanında kaldı. 8 yaşındayken o da vefat etti. O da vefat ederken oğlu Ebu Talib'e teslim etti.
amcası Ebu Talib'in yanında da Hazreti Ali Efendimiz'in babası, Hazreti Cafer-i Tayyar'ın babası, Hazreti Akil'in babası 17 senede orada kaldı. 25 yaşında Hatice binti Hüveylid radıyallahu anh'a annemizle evlenince onun evleri, köşkleri vardı, villaları vardı. Oraya geçtiler. O Hile-i Şerife ve Hile-i Saadet denilen levhalar vardır efendim. Evet efendim. Bunlar evlere asılır ve bereket vesilesidir. Benim evde de çok güzel bir Hile-i Şerife vardır efendim. Altınla tesip edilmiştir. Yarın bir tane bulsak da efendim ekranda bir göstersek, biraz anlatsanız. Yani inşallah. Olabilir. Evet. Hatta o Hazreti Ali Efendimizin anlatımını, o Hile-i Şerife tarifini getireyim. Ne güzel. Onu burada anlatalım. Ben o evdeki Hile-i Şerife'yi de getireyim efendim isterseniz. Bir de efendim izleyiciler veya, şey istiyorlar sizden. Veya onun bir fotoğrafını çekip getirelim. Evinizdeki belki çok eski hatıralardan, kitaplardan veyahut da kullanılan eşyalardan, böyle evliyalardan varsa, böyle 100 yıllık, 200 yıllık ki vardı sizde. Bir tane efendim şeyler var mesela. Evet. Böyle 350 yıllık. Sizde var. Musaf-ı Şerif var. Kur'an-ı Ona Kerim. Özel cilt yaptırdım. 150 yıllık başka bir Musaf-ı Şerif var. Yarın özel, imkanı var mı efendim? Özel cilt yaptırdım. Tabii getirmesi de biraz sıkıntı olabilir ama olabilir. Olabilir. Siz nasıl görürseniz. Getirebiliriz efendim. İnşallah. Hani görelim bir tarihi. Evet efendim. Bir Kur'an-ı Kerim. Hatta bazı böyle hatlardan da bahsederiz inşallah. Çok iyi olur. Efendim zaman su gibi akıp geçiyor. Şimdi dünden kalan bir bölümümüz vardı. Oraya geçeceğiz. Onu anlatmamız lazım. Çünkü izleyicilere söz verdik. Efendim, dört büyük mezhep imamımızın kimler olduğunu bir üstüne geçelim. Kabe Şerife nerededir efendim? Ve milliyetleri nedir efendim? Efendim birincisi, evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife Nüman bin Sabit-i Kufi radıyallahu anh. Kabri Şerifi Bağdat'tadır. Bağdat'ta. Azamiye denilen bir semt var. Orada İmam-ı Azam Camii var. O caminin yanında. Irak'ta mıdır efendim? Irak'ta. 1977 yılında biz Diyanet'ten 54 kişi görevli olarak hacca giderken Irak üzerinden gitmiştik. Kabri Şerifini ziyaretle şereflendik. Efendim ikincisi İmam Malik bin Enes rahmetullahi aleyh. Bu Medine-i Münevvere'de, evet, Celtül Baki'de metfun. Üçüncüsü İmam-ı Şafii rahmetullahi teala aleyh. Mısır'da Kahire'dedir. Onun hususi bir camii vardır. Mısırlı mıdır? Evet. İmam-ı Şafii Hazretleri. Gazze'de doğmuştur. Gazze. Esas Filistinlidir. Ama Mısır'da metfundur. Gazze. Ahmed İbni Hanbel Hazretleri, dördüncü mezhep imamımız. O da Bağdat'tadır. Demek ki dört mezhep imamından İkisi Bağdat'ta, İmam-ı Azam'la dördüncüsü Ahmed İbni Hanbel. Evet. Biri Medine-i Münevvere'de İmam Malik Hazretleri. Birisi de Mısır Kahire'de İmam Şafii Hazretleri. İmam Şafii Hazretleri'nin camiinde rahmetli Abdülbasit Abdussamed Cuma günleri bir saat Kur'an-ı Kerim okurdu. Cuma'dan evvel. Orada vaaz usulü yok. Daha ziyade hutbede, birinci ve ikinci hutbeyi çok uzun okurlar. Orada vaazı yaparlar efendim. Böyle bir iki saat sürdüğü olur. Biz Cuma'dan evvel o Abdülbasit Abdussamed'i dinlemeye giderdik. Vücuh da yapardı. Kıraat-ı Seb'a ve Kıraat-ı Aşere'ye göre de okurdu efendim. Yüzlerce teyip bunu kaydederdi. Ve bir hafta boyunca onun o kıraatı Mısır'ın bütün camilerinde diğer insanlara dinletilirdi. Zaman zaman ağzınıza layık odasında sohbet ettiğimiz, kahvesini içtiğimiz olmuştur efendim. Öyle mi? Tabii. Beraber resimlerimiz vardır. Hatta Abdülbasit Abdülsamed'i sevenler diye bir dernek kurmuşlar. Onlar geldiler, benimle röportaj da yaptılar. İnternete de koymuşlar efendim. Orada 75 yılındaki resmim var.
Ya Osman Beyciğim, tığ gibi delikanlıymışım ben. Gene delikanlısınız böyle, Sayın Hocam. Maşallah. Maşallah. Afiyet versin efendim. Abdülbasit Abdussamet. Onu sevenler derneği internete koymuşlar efendim. Orada bir hatıramızı da anlatıyoruz. Hicret haftasında evet. Olan bir hatırayı da orada anlatıyoruz. Oraya da bakabilirler değerli izleyicilerimiz efendim. Şimdi efendim mezhep imamlarımızdan bahsettik de bir izleyicimiz demiş ki ilk defa TGT Haber TV'de Ramazan Hoca'yı izliyorum. Çok mutlu oldum güzel yüzünü gördüğüm için. Kendinin yazdığı bir kitabı isteyeceğim ondan. Ama hocamızdan da şunu rica ediyorum. Peygamber Efendimiz hem diğer günlerde hem de Ramazan günlerinde ne yerdi ne içer demiş. Hani yüzünden bahsettiniz, vücudundan bahsettiniz. Bir de onu bilelim demiş efendim. Çok da güzel. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi Zemzem-i Şerif'i çok içerlerdi. Zemzem suyu. Hurmayı çok yerlerdi. Efendim herise denen. Herise. Evet keşkek var. Keşkek. İnşallah Yalvaç'tan. Şimdi o notlarımda var. En önemli. Bahsederken ben o heriseyi evet. Keşkeği bir anlatayım efendim ben. Nasıl yapılır? O keşkeği anlatayım. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela kabak tatlısını severlerdi. Efendimizin yedikleri çorbalar vardı. Kitaplarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yiyecekleri deyince mesela dinimiz İslam.com'a girseler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yiyecekleri deseler orada böyle evet. Yedikleri yemeklerin isimleri de çıkıyor efendim. Çok güzel. Bir o kardeşimizin de efendim adresini de alalım. Telefonunu da alalım. İnşallah irtibat kuralım. Efendim. İnşallah. Bu arada size sürprizim var demiştim ya. İşte o görüntü geldi. Karşımızda 100 yıldan fazla hayatını sürdüren Yalvaç Meydanı'ndaki asırlıkçılar efendim. O kuleye geçeceğiz. Şimdi daha zamanımız var. Ama ağacı görün. Bir duygulanın efendim. Siz seversiniz o ağacı çünkü. Evet efendim. Efendim şimdi bakın. Bu ağaç 10 asırlık bir ağaçtır. Bursa Ulu Cami'deki. İnkaya'daki Uludağ'a çıkarken Bursa tamam. İnkaya'daki çınar bizim bu çınarın yavrusu gibidir. Öyle mi efendim? Coğrafya kitaplarında adı geçen bir çınardır bu. Evet. Dalları altında 18 tane kahvehane vardır. Bakkal, lokanta. Bu da görüntüsü efendim. Bakın. Berber, terzi hariç. Bizim bu çınarın dünyada bir tane ağabeyi vardır. O da Özbekistan'ın Kaşkadarya vilayetinin Kitap şehrinin İmkene köyündedir. Orası 12 asırlıktır en az. Geçen Eylül ayında biz bir kafile halinde gittiniz. Gitmiştik oraya. 14 kişiye Zeya Osman Beyciğim evet, evet. Ellerini açtırdım. Birbirleriyle el ele tutuştular. Çınarın etrafını kuşatmaya çalıştılar. Yarından az fazlasını kuşatabildiler efendim. Evet. O bizimkinin abisi durumundadır efendim. Bizim bu çınar asırlardır devam eden 10 asırlık ve coğrafya kitaplarında zikri geçen, ismi geçen bir çınardır efendim. Evet. Şimdi sürprizimiz dursun efendim. Dursun efendim. Duygulandınız. Evet efendim. Tabii doğup büyüdüğümüz o altında çok evet. Çay kahve içtiğimiz bir çınar efendim burası. Evet. 1947'den 65 yılına kadar ben Yalvaç'taydım. 65'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde talebe olduk. Yalvaç'tan bir çıktık. Daha dönemedik. Yani 15 sene Ankara'da kaldık. 6 ay Balıkesir, 1 sene İstanbul, 2 sene Mısır, 2 sene Yozgat, 3 sene Samsun, 9 sene Konya'da kaldıktan sonra 93'ten bu yana da aşağı yukarı 31 sene mi der efendim? 31 senedir de tekrar İstanbul'dayız. Yani ömrümüzün takriben yani 4'te 3'ü dışarılarda diyar-ı gurbette geçti efendim. Evet. Değerli izleyenler bugün mübarek Ramazan'ın 16. günü. Değil mi hocam? 17 efendim. 16. 17. iftar yapacağız. 17. 17. iftar yapacağız evet. Ramazan ayı hocam daha ben de hiç evlerimizde iftar yapamadık. Genelde beraberiz. Ama hiç daha eve gidemediniz. Gidemedik efendim. Vazife daha mühim diyoruz efendim. Cumartesi pazar da evde olmaz iftarlarda. Olmuyoruz efendim. Evet. Cumartesi pazar da. Aynı şekilde. Başka yerlerde oluyoruz. Allah-u Teala razı olsun. Elhamdülillah. Bizim hanımdan, kerimelerden çok şükür
bizi idare ediyorlar, aramıyorlar. Yahu nasıl olur da bizimle bir defa iftar yapmazsın diyorlar. Hatta birinde fakültede daha vazifedeydim. Evet hocam. Bizim üçüncü Kerim'e telefonu açtı. Onlar da Hong Kong'da idiler. Üçüncü damadım Hong Kong'da. Türk Hava Yolları'nda çalışıyor efendim. Çok güzel. İki gün evvel gelmişlerdi. Buradalar tatil münasebetiyle bizim Kerim'e ve iki torun. Dün o okçu olan konuşurken, torundan gece konuşurken bahsetmiştik ya. Okçudan bahsettiniz. Seyretmişler, duymuşlar, memnun kalmışlar efendim. Evet. Bir gün ben fakültedeyim. Bölüm şefinin odasındayım. Diğer memur arkadaşlar da gelmişlerdi biz oraya gelince. Sohbet ediyoruz. Bizim Kerim'e telefon açtı. Yalvarıyor babacığım. Ne olur bir akşam bizim evde iftar yapalım diye. Çıkardım efendim listemi. Hiç boşluk yok. Yavrum dedim. Mümkün değil. Bütün akşamlar dolu. Ancak dedim sahura gelebilirim. Ya veyahut da dedim Şevval-i Şerif'te 6 gün oruç tutuyoruz. O oruçlardan birisinde dedim. Gelebilirim. Dedik neyse telefonu kapattık. Görüyor musunuz ya dedim. Ya insan öz kızının evinde dedim ya bir iftiraşmaz mı? Falan dedim. Bölüm şefi dedi ki hocam dedi sen de Profesör Doktor Ramazan Ayvalı olmasaydın dedi. Evet. Ya doğru söyledin yani. Dedim. Hakikaten doğru söyledin dedim. Biz artık dedim hizmeti tercih etmiş insanlarız. Biz dedim hane halkından helallik isteyeceğiz. Evet. Onları biraz ihmal ediyoruz. Gerçekten ihmal ediyoruz. Onlarla helallaşacağız. Hizmeti tercih ederiz. Başka çaremiz yok. Büyükler de öyle yapmışlardır dedim. Hatta şu kıymetli kitapların yazarı merhum Hüseyin Hilmi Efendi. Allah-u Teala razı olsun. Yani 50 senede bu kitapları meydana getirmiştir. Hanımefendileri, Nefise Siret hanımefendi. Evet. Böyle sevenleri arasında hanım anne diye anılırdı. Böyle hanım hanımcık bir anne. Böyle çok kıymetli bir anne. Yusuf Ziya Akışık Efendi'nin Saraybosnalı kerimeleri. Efendim. İsim Ziya efendim. Bazı şeyler evet. Oradan geliyor yakınlık, zaten. Yakınlık evet. Var. Evet. Hatta Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri buyurmuşlar ki efendim. Evet. Efendi Hazretleri. Nefise-i Siret. Hasene-i Suret. Nefise Siret hanımefendinin rü'yet-i aliyyelere ile müşerref olan zevat-ı kiram çok bahtiyardırlar. Ne demek hocam bu? Evet. Sireti güzel. Sureti de güzel. Hal ve hareketi güzel olduğu gibi. Yüzü, görünüşü de güzel olan Nefise Siret hanımefendi görmekle şereflenen insanlar çok bahtiyardırlar. Buyurmuş. Ya onunla senelerce kalan, ona hizmet eden, Allah-u Teala gani rahmet etsin, Emer abi ya. Çok hizmet etmişlerdir efendim. Muazzez abla vardı. Ya. Gelinleri, yani. Merhum mahdumları, Abdülhakim abinin beyin hanımları, evet. Elmas dedenin efendim kızıydı. Şimdi diş tabibi Osmanoğlu Bey var. Keza diş tabibi Ali Zeki Osmanoğlu Bey var. Onların hanımları da o Muazzez Hanım'ın kız kardeşleri. Efendim. Erkek kardeşleri de Macit Keten'di. Evet efendim. Evet. Dolayısıyla o Muazzez Hanım da çok hizmet etmiştir o hanım anneye ve merhum hocamıza. Evet. Yani merhum hocamız bu kitap çalışmalarını yaparken hanım anne ona mani olmamıştır, ona engel olmamıştır. Beni şuraya götüreceksin, beni buraya götüreceksin dememiştir efendim. Ve bu kitaplar öyle meydana gelmiştir efendim. Bakın o tam ilmi asadede ebediye 1250 sayfa. Ve 150. baskısını yaptı efendim. Evet. Ve 1034 kaynaktan istifade edilmiş. Yani kitap yazmak kolay bir iş mi Ziya Osman evet. Beyciğim? Şimdi kitap dediniz. Efendim sizin bazı kitaplarınızdan hediye almak isteyen izleyicilerimiz var. Ben onların adresini alacağım. Siz birer kitap imzalayıp gönderme işini biz hallederiz. İnşallah Teala. Çok istek var. Buna da kırmayalım mübarek Ramazan'ın hatırına. İnşallah. Görürseniz. Bakalım efendim. Peki. İnşallah efendim. İnşallah. Efendim şöyle bir durum var. Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin oğlu Abdülrazak Efendi'ye bir nasihatı var. Dün onu anlatacağım demiştiniz. Bugüne bırakmıştınız.
Çünkü nasihatler çok güzel oluyor. İnsanlar bir şeyler öğreniyor. Hepimiz şeyler değerlendiriyoruz. Bu efendim nasihatı dinleyeceğiz ama önce kısa bir reklam arası. Bir sözünüzü kesmeyelim izin verirseniz. Hayır efendim. Değerli izleyenler, Ramazan Ayvalı hocamızın sözünü kesmemek adına kısa bir reklam arası. Daha sonra Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oğulları Abdülrezzak Efendi'ye verdikleri nasihati dinleyeceğiz efendim, izleyeceğiz. Quick Sigorta'nın sunduğu İftara Doğru programı devam edecek. Her yerler çok felaket oldu. Biz dedik ki artık kurtulamayacağız. Sonra helikopter bizim üzerimize geldi. Sonra bizi bağladılar, helikopterin içine çektiler. Yani devlet yanımızda oldu. Devlet yanımızda olmasa zaten bizim burada yaşama şansımız yoktu. Devlet gücüyle bunları üstesinden gelmeye başladık. Devlet millet el ele vererek. Hiç merak etme, sana bir şey olmadı. Birebir hepsini inşallah karşılayacağız. Derenin kenarında ne varsa bunları alalım ki yarın bir daha aynı sıkıntıları yaşamayalım. Meydana her taraf şu anda çok güzel oldu. Eskiden daha iyi oldu. Her taraf yapıldı. Sanayide dükkanlar, parklar. Kar, kış, yaz çalıştı adamlar. Ya buralar çok yardım oldu Murat Kurum'un bize falan. Çok destek oldu yani. Yan yana, can yana, kol kolaydık yani burada. Selden bir gün sonrası özellikle söyleyeyim yani. 20 gün bundan ayrılmadı. İnşallah İstanbul kazanır. Ümidimiz o. Türkiye'den ve dünyadan en güncel Ramazan haberleri, her güne özel sohbetler, dualar, hikmetli sözler, merak edilen sorular ve cevapları, namaz, iftar ve sahur vakitleri, bereket, huzur ve muhabbetiyle insanlığı kucaklayan 11 ayın sultanına dair en değerli ve zengin içerikler Türkiye Gazetesi.com.tr'de. Büyük olduğu için, ucuz ucuz olduğu için Büyük A101'de tabak mantarına dedi 29 lira 75 kuruş, patatesin kilosu 13 lira 90 kuruş. Biz Hayat Holding'iz. 87 yıldır bizi biz yapan sayısız değerimiz var. Ama duymaya alışık olduğunuz değerlerden değil bizimkiler. Mesela kimi için dünyanın 4. büyük bebek bezi üreticisi olmamız bir değer. Bizim içinse annelerin yüzündeki mutluluğa değer. Kimilerine göre dünyanın en büyük temizlik kağıdı üreticilerinden olmak eşsiz bir değer. Bize göre hayatınıza dokunmaya değer. Bazıları için dünyanın 4. büyük ahşap bazlı panel üreticisi olmak bir değer. Bizim içinse 4 duvarı yuvaya dönüştürmeye değer. Kimi için hijyenik pette global bir oyuncu olmak güçlü bir değer. Bizim içinse Nijeryalı genç kızın özgüvenine değer. Kimileri için dünya çapında bir şirket olmak büyük bir değer. Bizim içinse 100'den fazla ülkede bayrağımızı gururla dalgalandırmaya değer. Şimdi de hayallerinizi gerçekleştirmenize destek olmak her şeye değer diyoruz ve sizi Türkiye'nin ilk lisanslı dijital bankası Hayat Finans'la tanıştırıyoruz. Hayat Holding, size değer. Ya yeni bir iş kurunca her gelen hayırlı olsundan sonra dijitalleşmen lazım. Ama nasıl yapacağız deyince bir anda herkes kaybolur. Merak etmeyin efendim. Başlangıç paketiyle başlar, adım adım ilerleriz. Sonra siz de bir anda kaybolmayın. Yok efendim, biz tüm süreçlerde yanınızdayız. Çok iyi. Dijitalleşme yolunun başında İşturcell yanınızda. Verilerinize her yerden kolay, hızlı ve güvenle ulaşmak için işinize özel bulut çözümleri İşturcell'de. İş teknolojide, teknoloji Turkcell'de. İşturcell, İşturcell. Hi.
Hayata enerjimiz var dedik, bu yıl 1.181.064 megawatt saat elektrik ürettik. Onun ışığı hiç sönmesin diye. Elektrikli araç şarj istasyonlarımız yollarda yerini aldı. Kimse yarı yolda kalmasın diye. 85 milyon ülkemizle enerjimiz birlikte. Rüzgarla, güneşle, suyla birlikte sürdürülebilir geleceğe. RHG Enertürk Enerji. Hayata enerjimiz var. Quick Sigorta'nın sunduğu İftara Doğru programı devam ediyor. Değerli izleyenler, karşınızdayız. Yayınımız devam ediyor. Sevgili büyüğüm, değerli hocam. Manisa'nın Göl Marmara ilçesinden bir beyefendi sizden kitap isterken şunu demiş. Ramazan hocam, Allah-u Teala sizden razı olsun. Sizden başka da doğruları televizyon kanallarında konuşan yok. Ziya Osman abi, çok iyi program yapıyorsunuz. Allah razı olsun demiş efendim. Üstümüze kalması iletiyoruz. Cenab-ı Hak ondan da razı olsun efendim. Allah-u Teala üstünün teveccühlerine bizleri layık eylesin. Daima doğruları söylememizi nasip buyursun efendim. Evet. Çünkü şimdi, ahirette mesuliyeti var bunun. Kesinlikle. Ayet-i kerimede estaizu billah. Ma yelfuzu min kavlin illa ledeyi rakibun atid. Bir insan bir söz söylemeye görsün, muhakkak surette hazır nazır onu kaydeden bir görevli vardır. Bu melekler, kiramen katibin melekleri sözlerimizde, fiillerimizde yazıyorlar. Bunların hepsinin kabirde başlamak üzere ahirette hesabı var. Hesabı var. Dolayısıyla sözlerimizin doğru olması lazım. Kaynaklara müstenit olması lazım. Kendi yetkimiz haricinde söz söylemememiz lazım. Çok güzel. Şimdi ben tıbbi bir konuda konuşma yapsam, adama bak yav, tabiplikle alakası yok, tıptan bahsediyor derler. Derler. Efendim, bakın hukukla ilgili konuşma yapmaya kalsam, ya bu adam hukuk tahsili yok derler. Vergiyle ilgili, maliyeyle ilgili bir şeyler söylemeye kalkırsam, bu adam mali müşavir mi? Vergi efendim müfettişi mi? Filan derler. Ama ne enteresandır ya Osman Beyciğim. Buyurun efendim. İki konuda herkes alim efendim. Birisi din konusu, birisi de siyaset konusu. Herkes konuşuyor. Tabii tabii. Almanya'da. Çok güzel dediniz. Yolda bir Alman'a demişler ki. Evet. Sen bir başbakan olsan ne yaparsın? Ülkede ne gibi değişiklikler yaparsın demişler. Benim haddim mi ya demiş başbakan olmak. Çok özel bir iş demiş. Orada bizim bir Türk gelmiş. Ona sormuşlar. Bir başbakan olsan ne yaparsın? Asmış kesmiş. Atmış tutmuş efendim. Mangalda kül bırakmamış. Yani siyasette herkes kendisini mütehassıs zannediyor. Konfedan zannediyor. Din konusunda da herkes kendisini alim zannediyor. Halbuki bunların hepsinin mesuliyeti var efendim. Evet. Değerli izleyenler, kitap isteklerinizin not alacağız bu akşamdan itibaren. Yapımcımız sevgili Burak'la beraber cuma akşamı şekillendireceğiz inşallah, merak etmeyin. Hocam, bir suale verdiğiniz cevaptan ötürü birkaç sual geldi. Hayır. Bunu bir aşacağımız bir nokta var. Dediniz ki, dün değil evvelsi gün, emekli olup esnaflar Bağkur'dan, çiftçiler Bağkur'dan. Veya devlet memurları. SGK'dan. Veya devlet memurları. Memurlar emek sandığından. Tüm emeklilerin emekli maaşlarını aldıkları bankalar 5.000 ile 12.000 lira arasında şu anda promosyon ödemesi, yani hediye veriyorlar. Bunu almak uygun mudur, değil midir? Helal midir, haram mıdır diye soru gelmişti. Evet. Dediniz ki bankalardan ister özel sektör bankası, ister katılım bankası, ister devletin kamu bankası, buradan alınan promosyonlar hediyedir, helaldir demiştiniz. Tabii efendim. İzleyicilerden iki tanesi diyor ki başka kanallardaki hocalar haramdır, hangi banka olursa olsun promosyonu almak uygun değildir dediler. Ben de size arz ederim efendim. Şimdi efendim diyorlar ki evet,
bankaların bütün paraları haram diyorlar. Hayır öyle değil efendim. Bakın bankalar 25-30 madde iş yaparlar. Evet. Makbuzları öderler. Para bozarlar. Kira gelirleri var. Havale yaparlar. Evet. Yani onlarca madde sayabiliriz. Evet. Haram ile helal karıştığında buna mülkü habis denilir. Mülkü habisin kullanılması caizdir efendim. Dolayısıyla oraya yani faizli iş de yapıyorlar deyip de bütün bankanın paralarının tamamı haramdır demek mümkün değil efendim. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla biz sözümüzü tekrar ediyoruz. Bankaların kendilerine para yatıran emeklilere vermiş oldukları promosyonlar hediye kabilindendir. Aynen bakkaldan bir şey aldığınızda o size bir kibrit veriyorsa, çakmak veriyorsa, çikolata veriyorsa, başka bir hediye veriyorsa, onu almak caizse burada da siz istemeden, arzu etmeden bankanın kendiliğinden oraya maaşını yatıran bir insana verdiği hediyeyi almak, bunu kullanmak da caizdir efendim. Çok ne söylüyorsunuz, Allah Teala razı olsun. Şimdi efendim, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin oğlu Abdülrezzak Efendi'ye verdiği nasihatı sizden dinlersek daha sonra da o sürprizime geçeceğim size efendim inşallah. Efendim Abdülkadir Geylani Hazretleri İran'ın Geylan beldesinde dünyaya geldiği için evet. Geylani diye anılır. Evet. Bağdat'ta vefat buyurmuştur. Bağdat'ta biz hem cami-i şerifinde cuma namazı kıldık hem de kabri şerifini ziyaretle şereflendik. Yasin Tebareke Amme okuduk. Allah Hicri olsun. 470 veya 471 yılında doğmuş, 561 yılında vefat etmiştir. Miladi 1077-1166 oluyor. Seyittir. Baba tarafından şeriftir. Hazreti Hasan Efendimizin evet. torunlarından. Anne tarafından seyittir. Hüseyin Efendimizin torunlarındandır. Çift taraflıdır efendim. Ne güzel. 91 yaşında vefat etmiştir. Enteresandır bunun ilme başlaması. Küçüktüm diyor. Arefe günü çift sürme için tarlaya gittim. Af buyurun öküz ile tarlayı sürüyordum. Bir ara hatiften bir ses geldi. Sen bunun için yaratılmadın. Ve bununla emrolunmadın. Diye bir ses duydum. Evet efendim. Onun üzerine çifti çubuğu bıraktım. Geldim anneme. Anneciğim ben ilim öğrenmek istiyorum dedim. Ve Bağdat'a gittim diyor. İşte annesi babalarından kalan 86'nın 40'ını buna vermiş. 40'ını abisi için ayırmış. Hatta bu yolda kervanlar basmışlar. Eşkıyalar bunların kervanına basmışlar. Evet. Kervanda olan o çeteler gelmişler. Çocuk sende bir şey var mı? Var demiş. Ne var? 40 altın var. Nerede? Koltuğumun altında. Dur lan. Bacaksız. Dalga geçme bizimle. Demiş geçmiş o. Öbür gelmiş çocuk. Sende bir şey var. Ne var? 40 altın. Nerede? Koltuğumda. O da itibar etmiş. Üçüncüsüne de aynı şeyi söyleyince reisin yanına götürmüşler. Oğlum bak sende altın varsa biz bunu bulamazdık. Sen niye kendini ispiyon ediyorsun, ihbar ediyorsun? Altın var diyorsun. Niye altın var diyorsun? Evet. Demiş ki ben anneme söz verdim. Asla ve kat'a yalan söylemeyeceğim dedim. Ya. 40 altın için yalan söylemek olur mu, caiz olur mu deyince Allah. Eşkıya reisi intibaha gelmiş, teyakkuza gelmiş. Biz Allahu Teala Hazretlerine Elestü bezminde o Estağfirullah Elestü bir Rabbikum buyurduğunda ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurduğunda biz bela ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dedik. Ya şu çocuk annesine verdiği sözde duruyor. Ya. Biz Rabbimize verdiğimiz sözde nasıl durmayız deyip tövbe etmişlerdir efendim. Bütün eşkıya çetesi tövbe etmiştir. Tövbe etmişlerdir, ıslah hal etmişlerdir. Böyle bir zat efendim. Şimdi bu zatın bakın çocukluğunda bile ömründe yalan söylemeyen bir insan. 91 senelik bir asırlık çınar efendim. Bakın ne buyuruyor oğluna. Ey oğlum, Allahu Teala bize ve sana
ve bütün Müslümanlara tevfik, muvaffakiyet ihsan eylesin. Sana Allah'tan korkmanı ve ona taat üzere olmanı, dinimizin emir ve yasaklarına riayet etmeni ve hududunu gözetmeni vasiyet ederim. Ey oğlum, Allah-u Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Bizim bu tarikatimiz kitap ve sünnet üzere bina edilmiştir. Kalbin selameti, el açıklığı, cömertlik, cefa ve ezaya katlanmak ve din kardeşlerinin kusurlarını affetmek üzere kurulmuştur. Ey oğlum, sana vasiyet ederim ki dervişlerle beraber ol. Meşayihin hürmetini, meşayihe hürmeti gözet. Din kardeşlerinle iyi geçin. Küçük ve büyüklere nasihat üzere ol. Dinden başka şey için kimseye düşmanlık etme. Ey oğlum, Allah-u Teala bize ve sana tevfik versin. Fakirin, fakrın hakikati, senin gibi olana muhtaç olmaman, zenginliğin hakikati ise senin gibi olandan bir şey istememendir. Tasavvuf haldir, söz değildir. Söz ile de ele geçmez. Dervişlerden Allah'tan başkasına ihtiyaç duymayan birisini görürsen, ona ilim ile değil, rıfk ile, güler yüz, tatlı söz ve yumuşaklıkla muamele eyle. Zira ilim onu ürkütür, rıfk ise çeker ve yaklaştırır. Ey oğlum, Allah-u Teala bize, sana ve Müslümanlara tevfik versin. Tasavvuf, 8 haslet üzerine kurulmuştur. Cömertlik, evet. Rıza, sabır, işaret, gurbet, gün elbise giymek, seyahat etmek, fakirlik, cömertlik, İbrahim Aleyhisselam'ın, rıza, İshak Aleyhisselam'ın, sabır, Eyüp Aleyhisselam'ın, işaret, Zekeriya Aleyhisselam'ın, gurbet, Yusuf Aleyhisselam'ın, yün giymek, Yahya Aleyhisselam'ın, seyahat, İsa Aleyhisselam'ın, fakirlik, Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hasretleridir. Ey oğlum, zenginlerle sohbetin, görüşmen, izzet ile, onlara değer vermeyerek, fakirlerle görüşmen ise kendine değer vermeyerek olsun. Yani fakirlere, zenginlere tavasbusta bulunma. Yağ çekme, yağdancılık yapma. Çok güzel. Böyle vakur, aziz, dik şekilde dur. Ama fakirlerin yanında da olabildiğince kendini aşağı gör. Kendine değer verme. Evet. İhlas üzere ol. İhlas insanların görmesini hatıra getirmeyip, Yaradan'ın daima gördüğünü unutmamaktır. Sebeplerde Allah-u Teala'ya dil uzatma. Herhalde Allah-u Teala'dan gelene razı ve sükun üzere ol. Allah adamlarının huzurunda şu 3 sıfat üzere bulun. Alçak gönüllülük, iyi geçinmek ve kötülüklerden arınmış bir kalp. Hakiki yaşamak nefsini öldürmenle olur. Nefsini öldürmek, nefsinin arzularını, haram ve zararlı isteklerini yerine getirmemek demektir. Yoksa intihar etmek demek değil efendim. Kesinlikle. Mecazi bir ifadedir bu. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin nasihatleri bunlardır. Oğluna gerçekten çok güzel nasihatlerde bulunmuş. Evet. O Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sıfatı Gavs-ı Azam ve Gavs-ı Sekali'nin, insanlar ve cinlerin Gavs-ı Kutbu. En büyük kutup demektir. İmam-ı Azam da en büyük imam demektir. İmam-ı Azam Hazretleri tabiini kiramdandır, sahabe-i kiramdandır, ikinci nesilden. İmam Malik, tebe-i tabiinden, İmam Şafii ve İmam Ahmed İbn Hanbel Hazretleri'nden, etba-ı tebe-i tabiinden. Evet, evet. Ahmed İbn Hanbel'in hocası İmam-ı Şafii. İmam Şafii'nin bir hocası İmam Malik, diğer hocası İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed. Başka bir hocası Veki İbnül Cerrah. Başka bir hocası Leys bin Sa'd. İmam Muhammed, İmam Şafii'nin dul kalan annesiyle evlenmiştir. Üvey babası da olmuştur. Allah. İmam Şafii, vallahi İmam Muhammed'in kitaplarını okumakla fıkıh ilmine olan vukuf ve ıttılağım ziyadeleşmiştir demiştir.
1000 tane kitap yazmış efendim İmam Muhammed Hazretleri efendim. Ve İmam-ı Azam Hazretleri, İmam Şafii'nin hocasının hocası, Ahmed İbni Hanbel'in de hocasının hocasının hocası, İmam-ı Azam'ın bütün Ehl-i Sünnet imamları üzerinde hakkı vardır. Hepsinin reisidir, Ehl-i Sünnet'in evet. reisidir efendim. Evet. Şimdi efendim birkaç tane sual alacağım. Daha sonra sevgili hocam, inanır mısınız? Su gibi zaman akıp geçti. Yaklaşık olarak 23 dakika kaldı İstanbul için ezan vaktine. Allahu Ekber. Peki hiç de, yorulmuyoruz elhamdülillah. Hiç bir acıkmamız, susamamız yok. Bir de yalvaçtan mı bahsedecektik? Şimdi oraya geleceğiz. Ne yapacağız? Şimdi oraya geleceğiz. İki tane sual var efendim. Onu diyor ki izleyicimiz, Allah rızası için benim sualimi, isteğimi yerine getirin demiş efendim. Allah rızası için deyince. Hayır. Efendim. Akan sular durur evet, efendim. Almanya'dan bir hanımefendi. Evet efendim. Benim kızımın yaşı ilerliyor ancak evlilik kısmeti kapalı. Nasıl dua edeceğini de bilmiyoruz. Bize bir yol göster Ramazan hocam demiş efendim. Bu durum bizi çok üzüyor demiş efendim. Buyurun. Efendim, yazmış. Gerek evet. Peygamber Efendimizin gerekse büyük alimlerin ve velilerin dua konusunda çok kıymetli tavsiyeleri var. Evet. Bu kardeşimiz eğer bize bir mail adresi gönderebilirse ben kendisine o dua dosyalarını gönderirim. Allah razı olsun. Ama ya Rabbi hakkımızda dünyevi ve uhrevi yönden hayırlı olan neticeyi hasıl eyle. Hayırlı izdivaçlar nasip eyle diye işin hayırlısını istemeli efendim. Ben yani kim evet. olursa olsun ilk gelenle evleneyim denilmez. Şey yok. Ama hayırlısını istemek lazım. Ya Rabbi hayırlı bir izdivaç nasip buyur demeli efendim. Değerli izleyenler, bazı özel sorular var. Bunlara tabii ki girmemiz doğru değil. Ama bu soruları sevgili büyüğüm Ramazan Ayvalı hocamızdan isteyebilirsiniz. Ben kendilerinin izinleri dahilinde mail adresini vermek istiyorum. Peki efendim. Küçük harflerle r.ayvalli@ihlas.net.tr. Yıllardır hiç bu adresiniz değişmedi. Değişmedi. Hiç değişmez. Birkaç adres daha var. Gmail var. Bu... Türkiye Üniversitesi evet. adres var, şey var, üniversiteden mail adresi evet. hepsi buraya yönlendirilmiş durumda evet. efendim. Tekrar edeyim efendim bir kez daha R küçük harfle küçük R nokta ayvalli et işareti ihlas nokta net nokta tr buraya suallerinizi, özel suallerinizi hocama yönlendirebilirsiniz. Efendim şimdi geldik sizi biraz daha geçmişinizi tanımaya. Gidelim Isparta ilimizin Yalvaç ilçesine. Yalvaç tarihte ne olarak biliniyor? Oranın kökünde ne var? Rumluk mu var? Türklük mü var? Geçmişiniz ne? Yeme, içme, oranın insanı ne yer, ne içer, neyle geçinir? Çünkü bunu bilmemize fayda var efendim diye düşünüyoruz. Ziya Osman Beyciğim, bizim evet. orada çok eskiden Pisidya Antokya diye tarihi bir şehir varmış efendim. Ama bizim Yalvaç ve civarı Oğuzların kayıboyundan, Kılçadırı yörüklerinden, Karakeçillerden efendim. Köken yani, bu. Köken bu evet. Alis Muhlis, yörük, Türkmen, Oğuz boyu, kayıboyu, kayıboyu. Bizim Yalvaç'ta tarihi bir cami var. Devlet Han Camii. Evet efendim. Eski cami derler. Resmi adı Devlet Han Camii. Ama halk arasında eski cami derler. Bundan takriben 300 sene evvel benim bir dedem orada imam hatiplik, vaizlik yapmış. Ben de acizane o camide pek çok defa vaaz ettim. Rahmetli müftü olan abim vardı. En son Ayvalık müftüsüydü. Balıkesir'de 10 sene vaizlik, Afyon'da 10 sene vaizlik yaptı. O da o camide zaman zaman vaaz etti. Benim evet. Yalvaç'ta din görevlinden emekli biraderim var. O da o camide görev yaptı. Oranın görevleri izine ayrıldığında bizim birader, bizim mahallemizin camiinde görevli, iki görevli vardı orada. Ekseriyetle bizim birader orada görevlendirirlerdi. Sesi filan da güzel olduğu için. Herhalde o rahmetli dedemiz Ya Rabbi torunlarımıza, zürriyetlerimize burada hizmet nasip eyle diye dua etti ki biz torunları
Orada çok görev yaptık. Bakın çınar, tarihi bir çınar dedik. Efendim cami, tarihi bir cami. Bizim oranın çok muazzam, Anılcığım, evet. Muazzam yemekler var efendim. Başta keşkek. Hatta yalvaçlara keşkekçi derler. Keşkekçi. Şarkı karağaçlara çökelekçi derler. He. Bizim orada üzüm bağları vardır. Tarlalar vardır. Bahçeler vardır. Efendim elma, armut, şeftali yetiştirirler. Üzüm yetiştirirler. Buğday, arpa ekerler. Daha başka şeyler ekilir. Bilhassa keşkek yemeğini bizim bir coğrafya hocamız vardı ortaokulda. Aliye Bağrı Açık. Kocası da Ahmet Bağrı Açık. Beden eğitimi öğretmenimizdi. Keşkekçi, keşkekçi diye çok duyunca tarif almış. Efendim Düdüklü'de bir keşkek yapmış. Çocuklar dedi ya neredeyse ellerimi yiyecektim dedi. Biz kendisine dedik ki hocam biz size bu keşkeğin esas yapılış şeklini bir tarif edelim dedi. İki gün efendim böyle buğday ıslatılır. Nohut ıslatılır. Bir çömleğe bunlar konulur. İçine su dökülür. Tuz konulur. O çömleğin ağzı kapakla kapatılır ve hamurla etrafı örülür. Hiç hava almayacak şekilde. Anladım. Mahalle fırına götürülür. Külün içine yatırılır. Külün içine? Tabii akşamdan. O ateşli küldür. Sabaha kadar hani imil imil pişti derler ya o pişer hemen. Sabah getirirler. Bıçakla o kapağın hamurunu keserler. Evet efendim. Şöyle kepçeyle bir karıştırırlar. Eğer kepçe dönmezse içerisine sıcak su dökerler. He. Hani pişmiş aşağı soğuk su katma derler değil mi efendim? Aynen bu. Sıcak su dökerler. Bir karıştırırlar. Kıvama gelince böyle ortada bir sofra vardır. Oraya dökülür. Ama bunun içerisine çok özel bir şey daha konulur. Onu en sona bıraktım. Güneşte kurutulmuş kaburga. 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 Pastırma derler bizim orada ona. Bunu koyarlar. Burada buğday, nohut, kaburga, et, işte tuz, su. Sabaha kadar bu o hale gelir ki yemede yanında yat. Besmele-i Şerife ile bir girişirler. Sofrada bir gram bir şey kalmaz. Hepsini yerler. Bizim oranın en meşhur yiyeceklerinden birisi efendim su böreğidir. Benim rahmetli kayınvalidem Bursa'da su böreği yapardı. Ben gittiğimde damat gelmiş diye. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Amin. En çok severdim. Bir gün dedim ki anneciğim dedi. Kayınpederim 74'te anneciğim vefat etti. Anneciğim mi dediniz? Evet öyle derdim. Kayınpederim 74'te vefat etti. Kalp sekresinden. Ceza hakimiydi. Evet. Babam 84'te vefat etti. Annem 86'da vefat etti. Ben babadan yetiğim, anadan öksüzüm. Hiç kimsem kalmadı. Bir tek sen kaldın. Sen benim annemsin, kayınvalidemsin, babamsın. Her şeyimsin dedim. Başladı ağlamaya. Oğlum dedi. Öz oğlum gibi seni seviyorum dedi. Öz kızım gibi seviyorum dedi. Rahmetli kayınvalidem güzel su böreği yapardı. Ama peynirli yapardı. Bizim yalvaç su börekleri kıymalı olarak. Öyleymiş. Efendim böyle hamur açarlar. Yumurtalı. Böyle sinin altına tereyağı sürerler. O şeyleri, kıymaları kavururlar. Koyarlar. Üstüne tereyağı sürerler. Böyle altını üstünü pişirirler, çevirirler falan. Sonra da bıçakla keserler. Ağzınıza layık elinizi yersiniz efendim. Maşallah. Başka bir şey vardır. Güllaç. Ama bizim güllaç buraların güllaçından çok farklıdır. Sütü kestirirler. Kesmik yaparlar. Onu sarma gibi sararlar.
Yaprak sarması var ya ben. Evet. Yaprak sarması gibi sararlar. Allah Allah. Tepsiye yerleştirirler. Pişirirler. Şerbetini dökerler. Şahane bir güllaç olur. Gül suyu konur mu? Pek konulmaz efendim. Şeyde piştikten sonra koydukları olur. Sonra. Evet efendim, koydukları olur. Efendim yine bizim oranın hamursuzu vardır efendim. Hamursuz. Bu yağlı olur. Sade de olur. Bazen haşhaşlı da olur. Keza saç kavurma. Bunlar böyle yörenin özel yiyecekleridir. Yalvaca yolu düşenlerin bunları yemelerini tavsiye ederim ben efendim. Maşallah. Güzelce anlattınız. Evet efendim. Şimdi sualler var. Yemek davetleri var. Şimdi İsmail İncalan Bey'in selamı var. Kayserilidir. Mantıyı mı davet ediyorum efendim? Aleyküm ve aleyhisselam. Allah-u Teala razı olsun. Allah razı olsun. Efendim, geçenlerde bir Sivaslı kardeşimiz bizi evine davet etti. Pazartesi günü. Ağzınıza layık. Orada arabaşı yedik. Asıl itibariyle Karaman'da doğmuş o kardeşimiz. Evet. Annesi bu arabaşını orada öğrenmiş. Çünkü Konya, Karaman, Kayseri o yörenin yiyeceğidir. Malum bunun efendim iki bölümü var. Bir hamur kısmı. Böyle hamuru, unu kavururlar. Sıcak suya şöyle toz şeklinde ekerler ve karıştırırlar. Tuz da katarlar. Bulamaç haline gelir. Koca bir siniye dökerler. Onu karın üstüne yatırırlar. Karda, kış günlerinde bilhassa bu yenilir. Gece saat 11 civarında falan. Bir de bunun çorbası vardır. Bu çorba yabani tavşanla olursa en faziletli çorbadır. Hmm. Eftal odur. Evet. O bulunamazsa efendim ikinci sırada eftaliyette keklik gelir efendim. Keklik. Keklik avlarlar. Onu da bulamazlarsa yabani kaz veya ördek veya hindi. O da olmazsa bir okkalı horoz. O da olmazsa kümese elini at, eline gelen evet. Tavuğu pişir derler. Şimdi Ziya Osman Beyciğim. Peki efendim. Son bir şey söyleyeyim. Buyurun efendim. Biraz şeylerimizi, izleyicilerimizi, dinleyicilerimizi yorduk ya. Ciddi konulardan bahsettik değil mi efendim? Yoruldular. Biraz da dinlendirmek lazım. Şimdi böyle o tepsinin ortası açılır. Çorba oraya konulur. Buna acı biber dökülür. Sumak dökülür. Bir eski limondan böyle şapırt diye üzerine sıkarlar. Peki bu nasıl yenilecek? Şöyle hamurdan kaşıkla bir parça alır, çorbaya daldırır. Çorba çok sıcaktır. Hamur soğuktur, çorba sıcaktır. İkisi nötr hale gelir. Allah Allah. Bunu böyle çiğnemeden yutacaksınız. Deyip yutacaksınız. Ama bir şeye dikkat etmek lazım. Adamcağızın birisi kaşığı da yutmuş, ameliyat da çıkarmışlar. Sonradan o bir tahta kaşık ittihaz etmiş, ucuna bir delik delmiş, bir de ip bağlamış, böyle bileğine onu takarmış efendim. Böyle bir latifeleri de var bunun. Hamuru çorbaya düşürene ceza gerekir. Öbür davet ona yüklenir. Evet. Böyle çıraklar ufak parça alırlar. Ustalar biraz kaşığın önden sarkar, arkasından sarkar. Biraz daha ustalar çift kat yapar. Hele bu işin duayenleri üç kat yapar. Bir de çorbanın dibine daldırır. Çakıllı tabir ederler. Etleriyle birlikte. Onu atarlar. Ağzınıza layık. Afiyet olsun efendim. Çok güzel bir yiyecektir efendim. Şimdi izleyicimizi sıkmıyoruz. Ne güzel sohbet ettik, anlattınız. Efendim Isparta Yalvaç, Eyüpler Köyü'nden bir hemşehrimiz Deniz Uslu. Size çok selam ve sevgiler göndermiş. Vatan topraklarından diyor. Aleyküm ve aleyhisselam. Maşallah. Efendim, evet. Benim bir hocam Eyüplerliydi. Öyle mi? Mehmet Ali Gündüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Kendisinden Arabi okumuştum ben. Emsile Bina, Maksud, İzzi, Merah, Saf'tan 5 kitap. Nahvi'den Avamil-i Zar, Kafiye, Molla Cami. 4 kitap, 9 kitabı o rahmetlerini okumuştuk efendim. Evet. Efendim,
kitaplarla ilgili olarak Cuma günü inşallah Burak Bey'le listeye çıkaracağız. İnşallah o zamana harekete geçeceğiz. İnşallah efendim. Diyor ki bir izleyicimiz. Yeni açıyorum televizyonunuzu. Ramazan Bey'i yeni tanıyoruz. Sizi de ilk defa görüyorum ama anladığım kadarıyla hoca hiçbir şeyi unutmuyor. Estağfurullah. Kitap yazma konusu var mıdır? Bir. İkincisi, hafızayı güçlü kılmak için illaki Ramazan hocanın uyguladığı bir taktiği, yediği bir şey vardır. Biz de bilelim efendim demiş. Hiçbir şey unutmuyor. Ona eminim demiş efendim. Evet. Efendim, Sayın Turan Bey. Efendim bendeniz bir üniversitemizde matematik ve bilgisayar bölümü başkanı bir profesörden bir ricada bulundum. Nedir efendim? Hocam dedim, bendeniz dedim 4 yaşından itibaren bütün hayatımı hatırlıyorum. Ama 3, 2 ve 1 yaşa ait bilgiler resetlenmiş. 4'ten itibaren hatırlıyorsunuz. Evet hatırlıyorum. O dedim ilk 3 seneye ait bilgileri bebek o zaman geri getirme evet. imkanı yok mu dedim. Büyüklerden kim var dedi. Peterval'de gittiler. 3 abla vardı gitti. Abi gitti. Amcaoğulları vardı benden yaş. Hepsi gittiler. Ailenin en büyüğü ben kaldım deyince hocam senin o bilgiler geri gelmemek üzere resetlenmiş. Hiç onların üzerine düşme. 4 yaşından sonrasına sahip çık dediler. Zaman zaman sabahları 21 tane siyah üzüm yediğim olur. Bal efendim zihni kuvvetlendirir. Bir de İmam Şafii Hazretleri Vekî İbn-i Cerrah Hazretlerine bir sual soruyor. Buyuruyor ki, evet. Şekevtül vekî'a min su'i hufzî fe evsâni ilâ terkil me'âsî fe innel ilme nurun min ilâhî fe inne nurallâh lâ yu'tâ li âsî. Hocam Vekî İbn-i Cerrah Hazretlerine hafızamın zayıflığından şikayette bulundum. Bana masiyetleri terk etmemi tavsiye buyurdu. Arkasından ilim envar-ı ilahiyeden bir nurdur. Nur-u ilahi asiye verilmez buyurdu. Evet mümkün mertebe günahlardan sakınılırsa, gözleri korunursa, yediğine içtiğine dikkat edilirse, hele lokma yenilirse biiznillahi teala hafıza kuvvetli olur. Bir de alimlerin hafızayı kuvvetlendirmek için bazı tavsiye ettikleri dualar var. Eğer mail adreslerini bildirirlerse biz onları kendilerine çok iyi olur göndeririz. Efendim. Çok göndeririz iyi olur. Efendim. Son 5 dakikamız iftar için, İstanbul için. Öyle mi efendim? Evet bir şey soralım. Diyordu ki beyefendi kitap yazacak mı diyordu efendim. Efendim aczane hatıralar anlamında yazdığımız kitaplarımız var. Şimdi hatırat. Bizim evet. İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hayatı kitabımız var. 53 baskı yaptı. 74 dile de tercüme edildi. Japoncaya çeviren 3 kişiden Ito Masa Yoshi Müslüman oldu. Koreciye çeviren 2 fakülte mezunu 5 dil bilen 3 dilden yeminli mütercim bir hanım Müslüman oldu. Hollandacıya çeviren bayan Müslüman oldu. Rusçasını Hoş inceleyen efendim Ukraynalı bir kızcağız Kırgızistan'da Müslüman oldu. Maşallah. Yine Azerbaycanlı bir kardeşimiz İslamiyet'le şereflendi. Rusçasını okumuş internetten. Bizzat Moskova'da Cuma Camii'nde 4 tane cami var orada. En son yapılan evet. Cuma Camii. Orada karşılaştık. Geldi hüngür hüngür ağladı. Ben sizin kitabınızı okuyarak İslamiyet'le şereflendim dedi. Maşallah. Bursa'dan bir edebiyat muallimesi bir hanımefendi. 3 defa bitirdim. 3 defa gözyaşlarına boğuldum. Hocam bu kitaba ne yaptınız dedi. Ablacığım o kitabın biraz hamurunda da gözyaşları vardır dedim. Ben sevgili peygamberimizi 3 defa görmekle şereflendim dedi efendim. Bakın ya, ne güzel. 74 dil. Bu kitaba ben hizmet etmek istiyorum diyen ithalat ve ihracat sahibi kardeşimize ben 14 dil yazdırmıştım. Yaz dedim eline. Al eline kağıdı kalemi. Arapça, Farsça, Urduca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, Japonca, Korece, İspanyolca, Portekizce, Endonezya, Malezyaca. 14. 14. O yavrum da vur deyince öldürdü. 74 dile tercüme etti. Vay maşallah. Ettirdi. Ya Osman Beyciğim. Ya. Tercümanların parasını kendisi veriyor. Bandrolları kendisi alıyor. Baskıyı kendisi yapıyor. Hatta yahu her tarafa kendisi gönderiyor kardeşim. Ben 5 kuruş ondan almıyorum. Ama ona da 5 kuruş da vermiyorum efendim. Yani ya ben evet. akademisyen yarım asır hocalığım var. Meslektaşlardan kitabı 74 dile tercüme edilen kaç kişi var? İkinci bir şahsın olduğunu yoktur, zannetmiyorum. Yoktur. Duymadım çünkü. Yoktur. Duymadım efendim. Tebrik ederiz efendim. Ayrıca
Ehl-i Sünnet'e göre Hac ve Umre Rehberi ve Medine-i Münevver Ziyaret diye bir kitabımız var. Ahmet Namık'ı Cami Hazretlerinden ve Abdullah Ensari Hirevi Hazretlerinden Farsça iki kitabı Profesör Doktor Mehmet Yücel Bey ile tercüme etmiştik. 10 dil bilirdi. Öyle ki 3 dilden A'dan tazminat. Mehmet Yücel abi 10 dil mi verdi? Evet. 3 dilden B'den tazminat, 2 dilden de C'den tazminat alırdı. Arapça, Farsça, İngilizce'den 98'er puan almıştı efendim. Ana dilleri Arapça, Farsça, İngilizce olanlar o puanı alamamışlardır efendim. Onunla iki kitap tercüme ettik. Yine Allah gani gani rahmet eylesin. Van Vakfı Başkanı. Evet efendim. Celalettin Tüfekçi Bey vardı. Sofu Baba'nın 4. Batı'ndan torunu. Eski Giresun, Çorum ve Çanakkale valisi ve Emniyet Genel Müdürü. Onun dedesi için Sofu Baba ve bazı günün sultanları diye bir kitap yazmıştık. Daha başka kitaplarımız da var. Şimdi hayat ve hatıratımıza dair bir çalışma başladık. Çekime de başladık. Çok ondan güzel. Yarın başlayalım. İyi olur. Dua vakti daraldı. 1,5 dakika kaldı efendim iftar için İstanbul'da. Kısa bir dua buyurun yaparız öyleyse. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkı aftartu. Ve samel gadi min şehr Ramadan neveytu. Fakfir lima gaddemtu ve ma akhartu. Ya vasel mağfireti ighfir li veli veldeyye velil mü'mine yevme yevgum lisab. Zâbe zama ve btelletel uru ve sebetel ecri inşaallahu teala. Allahümme Rabbena tekabbel minna siyamena ve salatena ve kıyamena ve rükû'ana ve sucûdena ve teşehüdena ve külle ta'atina ve ibadatina ve külle khayratina ve senatina. Ya Rabbi aizane tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, vermiş olduğumuz zekatlarımızı, sadakayı fıtırlarımızı, sair sadakatımızı, sair taat-ı ibadatımızı ve hayrat ve senatımızı dergâh-ı izzetine mahal kusur kabule karin eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip eyle. Amin. Evlerimizin hanelerine bereketler lütfeyle. Evlenecek kardeşlerimize hayırlı izdivaçlar nasip eyle. Amin. İmtihanlara girecek kardeşlerimize hayırlı muvaffakiyetler ihsan eyle. Ya Rabbi. Amin. Hanelerimizi, güzel İstanbul'umuzu, aziz vatanımızı, bir cümle biladi İslamiye'yi, her türlü semavi ve arazi afet musibetlerden mahfuz ve mahzun eyle. Amin. Güzel ülkemizin aleyhine planlar yapanların planlarını kendi başlarına makus eyle. Aziz vatanımızın dirliğini, asil milletimizin birliğini devam ettiriver ya Rabbi. Amin. Allahümme inna neselke temamen ni'meh ve devamel afiye ve husnel khatime ve hürmetil fatiha mazsalevat. Allah-u Teala razı olsun. Sağ olun Ramazan Hocam. Ağzınıza sağlık efendim. Değerli izleyenler, İstanbul için ezan okunuyor. İstanbul için iftar vakti geldi. Hayırlara vesile olur inşallah bu iftarımızda. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları kabul buyursun. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar efendim. Hoşça kalın. Doğa Temizlik Ailesi hayırlı Ramazanlar diler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله. Ey Rabbimiz, sayısız nimetleriyle
bizi rızıklandıran sensin. Buna iman ettik ve senin emrine uyduk. Orucumuzla senin rızanı kazanmak istiyoruz. Senin emrinle oruç tuttuğumuz gibi, senin izninle ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Şu nimetlerinin önünde sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul et. Bize dünyada ve ahirette güzellik, sağlık ve afiyet ver. Bizi, anne ve babalarımızı ve sana inanan kullarını bağışla. Amin. Quick Sigorta İftara Doğru programını sundu. Aynı al bayrağın altında, aynı hayalleri paylaşmak, aynı gururu birlikte yaşamak için şimdi İstanbul. Türkiye'den ve dünyadan en güncel Ramazan haberleri, her güne özel sohbetler, dualar, hikmetli sözler, merak edilen sorular ve cevapları, namaz, iftar ve sahur vakitleri, bereket, huzur ve muhabbetiyle insanlığı kucaklayan 11 ayın sultanına dair en değerli ve zengin içerikler Türkiye Gazetesi.com.tr'de. Aynı al bayrağın altında, aynı hayalleri paylaşmak, aynı gururu birlikte yaşamak için şimdi İstanbul. Aynı al bayrağın altında, aynı hayalleri paylaşmak, aynı gururu birlikte yaşamak için şimdi İstanbul. İnanılmaz indirimler. Evet, inanılmaz. Bir türlü inanamıyorum bu indirimlere. Anlamıyorum ki ucuz bu pahalı mı? Kurtar beni Cimri. Geldim. Cimri'ye giriyoruz. Ürünlerin fiyat geçmişini kontrol edip gerçek indirim olup olmadığını anında görüyoruz. Cimri. Arabam kaç para eder? Ne yapılır? Kime güvenilir? Nereye bakılır? Sen hiç kafanı yorma. Arabam.com hep yanında. Arabam.com'daki tüm ilanlarda hayalindeki aracı bulabilir ya da kolayca ilan verip aracını satabilirsin. Arabam.com. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Volta elektrikli moped 27.990 lira fiyatıyla sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Bizim Ramazan geleneklerimiz uzakta olsak da birlikte olmak. Anneanne. Ay canım. Yakındakilerle paylaşmaktır. Afiyet olsun. Ve tabii bir Ramazan geleneğimiz de Turkcell'den salla kazan paylaş. Salla kazan hediyelerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Paylaştığınız hediyeler ikiye katlansın. Üstelik siz de ek gigabyte kazanın. Ne de olsa Ramazan ayı paylaşma ayı. Ender Pen sunar.